Arkadaşlar tekrar merhabalar. Filmde tablo çalışmalarım bitti. Burada tablomdan çıkan hatları aktaracağım sizlere. Umarım tek getirebiliriz diyeyim. Çok iyi sonuçlar alamıyorum bu bölgenin yarışlarında. Tablonun çok ters sonuçlar çıkıyor. Bazen de karışık yarışlar da oluyor gerçi. Bugün nasıl sonuç alacağız? Birinci koşu Maiden, Altınoğlu Safkan. Kazanması gerekir, tek olması gerekir. Grubun en kaliteli atı, handikapıyla da, kalite puanıyla da, yarışlarıyla da. Tek olması gerekir. İkinci koşu Maiden. Herhangi bir favorim yok. Çok da fazla bilgim yok. Atların handikapları çok düşük. Sürpriz ihtimali yüksek bir yarış. Mümkün mertebe at yazmanızı öneririm. Yani sürpriz çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yarış. Üçüncü koşu Maiden tekrar geldi. Burada da çim yarışı tabii bu. Çıkan atlar, çim değişikliği umarım olmaz. Çıkan atlar olacaktır illaki. Grubun tek handikap, tek yarışta aldığı handikap puanıyla üstünde kalan 12 nolu Safkan. Favori. Ben de favori koşuyor. AGF'lerde geri planda kalmış. 11 iyi koşular olan 2 Safkan. Rakipleri olur. 15, 13, 4 AGF çıkan handikapsız atlardan 6 gibi atları sürprize değerlendirmenizi öneririm. 12, Podium, 10 ve 1 nolu Safkanlar da rakip durumunda. Diğer atlar da yakın birbirlerine. Yani 15, 13, 4. Bunların bazıları çıkacaktır. Tyler'ın 2 tane ata deklare olduğunu görüyorum zaten. Kalanlara bakacağız bakalım. 4. koşu. Şartlı dişi satış koşusu. 2 yarış kazanmış, ara vermiş bir 4 nolu Safkan var. Nasıl dönüş yapar bilemiyorum. Bunu kestirmek zor. Geride grupta kalite handikap puanıyla kazandığı için de favori çıkar. 4 nolu Safkan. Rakip 6 Yoğurt. Türkçe koymuşlar ismini. Yoğurt dünya diline bizlerin armağan ettiği bir isim diyeyim. Yok bildiğimiz Yoğurt tabii. Bizim dilimiz. 6 nolu Safkan. Tabii sempatimizi de kazanır. Kazansın derim. Rakip olarak önereceğim. 3 ve 1 nolu Safkanlardan koşunun sürprizi gelir arkadaşlar. Kalite handikap puanlarıyla diğer grubun 4 ve 6'nın üstünde kaldılar. Herhangi biri koşarsa sürprizini yapabilir. 5. koşu şartlı mücadele. Altınoğlu Safkan burada bende favori çıkar. Grubun en kaliteli atı. Atlarından biri. 9 burada kalite handikap puanı yüksek veriyor ama son koşuları iyi değil. Bu gruba düşer böyle atlar. Bunlar sürpriz yapacak atlar. Bugünlerde pek getiremesek de böyle atları 9 gibi, 6 gibi. Bunlar işte iyi koşmasını beklediğim safkanlar. Koşar durumda hazır kıta at 1. Altının rakibi olur. 4 9. Öncelikle 9 tabii. 9 4 3 gibi safkanlar sürprize imza atarlar. Burada tercih sebebi yapmanızı öneririm. 6. koşu ayarlayalım. Maiden geldi tekrar. 4 nolu Safkan ikincilik gelmiş. Grubun en kaliteli atı handikap puanıyla da. Yarıştan çıkmaz, kayba koşmazlarsa kazanır da. Bunu yapıyorlar çok da. Bu bölgelerde de var. Bizde de var aynı olaylar. AGF çıkan böyle görünen atları enseye bastırıyorlar ki herhangi bir atın gelmesini sağlıyorlar. Sürpriz bir at tabii. 11-1-9-3 handikapsız atlardan gelen Tyler'ın bindiği 8 AGF almış durumda. Sırasıyla önereceğim safkanlar oldu bu grupta. Bir beğendiğin yarışlar. Yani ne olduğunu çıkacağı belli olmayan bizdekilere benzer yarışlardır bu Maiden'lar. Genelde yattığımız yerler. Yani. 4 gibi safkanlar da anında kayba koştuklarında kimin geleceği belli olmuyor çoğu zaman. Koşarsa kazanır. Tek olur 4 nolu Safkan. Yani grubun net üzerinde bir Safkan. Üzerinde Ricordo Santana Junior. 7 nolu koşu Maiden dişi. Aslında buraya kadar çok kaliteli yarışlar yok. Yani usulen konmuş yarışlar geliyor gibi geliyor bana. Burada da 2. Başına bir iş gelmezse 4 yaşında grubun kaliteli atı kazanır da tek olması gerekir böyle Safkan'da. Yarıştan çıkmaz ise. Rakip 5 yine o 4 yaşında bir Safkan. 5 nolu Safkan'ı öneririm. 1-3 sürpriz atlar olarak karşıma çıktılar.
Tek olacaksa iki arkadaşlar. Şimdi bunlar hani böyle atlar çıkıyor. Tek önermek diyeyim. Atlar yarışta yoklar. Yani niye kaydettiriyorsunuz o zaman diyeceksiniz. Bir de AGV'de çıkıyorlar. Yani tek olması gerekir diyorum devamlı. Yoklar. Yani yukarıdaki at buna benzer bir at da öyle. İşte kısmet. Artık şans diyorum, başka bir şey diyemiyorum ben bunlara. 8. koşu açık dişi bir, yani grup dişi grubu. Grup bir yarış, büyük bir yarış. Bu yarışa istinaden herhalde bizimkiler aldılar. Elizabeth 2. Bu yarışta da arkadaşlar AGF'ler genelde kazanır. Yani yüksek AGF'si kimse o kazanır ki. Gördüğüm kadarıyla 5 horiydi. Handikapı yok haliyle bende. Kazanır da tek olması gerekir. Böyle atlar grup 1, yani çok sürprizlerin çok fazla yaşanmadığı yarışlardır. Yaşanacaksa dişi grubu olduğu için yaşanır. Hani plase sürpriz atlar. Ama normalde Fori kim ise kazanır. Fori eksik koşarsa yerine plasesi geçer. 4 buranın en kaliteli atı. Şu yarışlarından sonra burada iyi bir yarış almış. Birincilik gelmiş. 113 handikap demek büyük at demektir. Bu büyük atın sonraki 4 yarışı kötü. Bu da iyi bir şey değil. Yani bu kadar kaliteli bir at 8-6-4-3 yapmaz. Totosu böyle olmaz en azından. Diğerlerine benzer bir toto gelirdi. Gelmeyince de 5 hemen hemen rakipsiz koşuyormuş gibi geliyor bana. Bu AGF'yi boşa almadıysa tabii. 9 gene plase atlardan biri. Diğer atların yazımını size bırakın. Grupta kalite handikap puanı 7, 10 ve 6'nın yüksek veriyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım. 9. son koşu şartlı mücadele. 3 yaşında bir safkan grubun en kaliteli atı çıktı ki AGF 5. Ya kazanır da böyle atlar da kazanır. Bir tane rakip var, o da ona yakın bir safkan. 4 yaşının avantajı bu var. Bunu da değerlendirebilirse Tyler'la 9 rakip olarak karşında duruyor. 5-9, 5 eksik koşarsa 9 yerine geçer. İkisi birden yarıştan çıkarlar ya da eksik koşarlarsa 4-6 gibi safkanlardan sürpriz bekleyebiliriz. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.